Bülent Orakoğlu Hedefleri 15 Temmuz darbe girişiminde oluşan yeni kapı ruhunu dağıtmak. Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur Firari Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'i tutuklayıp Birleşik Arap Emirlikleri'ne ABD aracılığıyla Fas'ın teslim ettiğini yaz. Meşhura göre Sedat Peker ilk önce uyuşturucu ve mafya işlerinin yoğun olduğu Balkanlara kendi imkanlarıyla gitti ve Karadağ'a yerleşti. Oradan da Fas'a geçti. Fas polisi ise Burada Sedat Peker'i tutukladı. Daha sonra ortaya Pentagon'un sözcüsü kabul edilen CIA ajanı, Niacon yazar Michael Robin ortaya çıktı. Robin, Peker'i Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürmek için girişimlerde bulundu. Ancak Peker'in Türkiye'ye rağmen Fas'tan resmi olarak götürülmesi mümkün olmadığından, hazırlanan bir mizansen olayla Peker Fas'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kendi kaçmış gibi gösterildi. Aslında ise ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri İstihbarat İşbirliği ile Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürülmüştü. 14 Haziran'da NATO toplantısında Başkan Erdoğan'la ABD Başkanı Biden bir görüşme yapacak. Sedat Peker'in bu ana kadar yayınladığı videolar ülkemizi hayli sıkıntıya sokmuş görünüyor. Sedat Peker'in bu görüşme öncesi Fas'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kendi isteğiyle gidip gitmediği belli değil. Peker'in Türkiye'de başta İçişleri Bakanı Soylu olmak üzere bazı bakanları suçlamasıyla ilgili iddiaları ne kadar doğru? Türkiye bir kez daha ABD'nin kurguladığı yeni ve farklı bir darbe senaryosu ile karşı karşıya mı? Türk halkının aklı yıkanarak Peker videolarına hazır hale getirildi. Türkiye'nin Sedat Peker videolarına nasıl hazırlatıldığını anlatan meşhur, Amerikalılar bu videoları şimdi devreye sokarsak Peker'in Türk hükümetine sövmeye başlamasına Türk halkı inanmaz. Çünkü adam mafya ve geçmişi kirli. Önce akılları yıkayıp kabul hazırlamalıyız. Türk gençlerinin bilinçaltını işgal etmeli izliyorlar. ABD bu planı yaptı ve bir dosttan yardım istedi. Muhammed Bin Selman'a gittiler ve Türkiye'de senin istihbarat yardımına ihtiyacımız var dediler. O da bu görevi kabul etti. Görevi Türk aklını kontrol etmek ve bu operasyonu hazırlamaktı. Hemen harekete geçildi ve MBC'nin Türkiye özel kanalıyla irtibat kuruldu. Bu kanal Suudi istihbaratın Türkiye'deki küçük bir parçası. Suud'un Türkiye'deki istihbari faaliyetlerini görünce vallahi şok oldum diyerek Suud desteğiyle çekilen bazı dizilerle iyi mafya algısının Türk halkının aklına yerleştirildiğini açıklaması oldukça ilginçti. Türk halkının beyni yıkanırken Peker'e özel eğitim verildi. Mısırlı gazeteci, Türkiye'de bu diziler üzerinden kampanyalar yapılırken Sedat Peker'e Birleşik Arap Emirlikleri'nde eğitim verildiğini, ne söyleyip ne söylemeyeceğinin öğretildiğini kaydetti. Pekere bu eğitimin ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi İstihbaratları tarafından verildiğini belirtti. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi İstihbaratçılarının Pekere eğitim verirken zihin kontrolü uygulayıp uygulamadıkları, Pekere kimi veya kimleri hedef alması yönünde yönlendirip yönlendirmedikleri de 14 Haziran'da Biden ve Erdoğan arasında yapılacak toplantı açısından çok önemli. Zira Peker operasyonunun arkasında ABD olduğu, hedefinse Başkan Erdoğan ve Türkiye olduğu açıkça görülebiliyor. Zihin yıkamada hangi yöntemler uygulanıyor? Klasik yöntem, psikolojik faaliyet, propaganda ve beyin yıkama yöntemidir. En sık kullanılan yöntem kimyasal maddeler kullanılarak kişinin düşüncesini etkilemektir. Son yıllarda üzerinde çalışan ve durulan yöntemse elektronik implantlar yerleştirilerek kişinin beynini uzaktan kumanda ile yönetme çabalarıdır. Hangi bakanları hedefte? Analizinin devamında sabır meşhur algı operasyonlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresindeki isimlerin gönderilmeye çalışıldığını öne sürdü. Berat Albayrak üzerinden yapılan ve medyada pompalanan haberleri hatırlatan Mısırlı gazeteci bu grubun sıraya Süleyman Soylu'yu koyduğunu söyledi. Aynı zamanda Binali Yıldırım'ın da oğlu üzerinden hedef alındığı kaydeden meşhur ilerleyen zamanlarda diğer bakanların da hedef tahtısına koyulabileceğini iddia etti. Peker videoları CIA, Birleşik Arap Emirlikleri ve Veliat Prens Muhammed Bin Selman tarafından hazırlandı. Başına ABD'nin çektiği bu şer güçlerin görevi, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yeni kapı ruhu etrafında toplanan varoluş mücadelesini doğuran birlik ve beraberliğin bozularak mevcut iktidara karşı halkın desteğini eritecek kaos politikalarına hız vermekti. Yaklaşık 5 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde bu ihanetlerin en büyüklerinden birini yaşadık. Tamamen yerli görünüştü fakat milletimizin ve İslam medeniyetinin ezeli düşmanları yıllardır sabırla ve bir sır perdesinin arkasında itina ile hazırladığı Müslüman görünümlü ancak şer odaklarının hizmetindeki mekanizmaya harekete geçirdi. Milletin ordusunda muvazzaf ancak kimlik ve kişiliklerini şeytana satmış yiğit Türk askerimizin üniformasının içinde saklanmış teröristler milletin malı olan uçakları, tankları, silahları ilk kez acımasızca milletin üzerine doğrulttular. Füzelerle, bombalarla, mermilerle 249 vatandaşımızı şehit ettiler ve binlercesini yaraladılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla F16'lara, helikopterlere, tanklara Tüfeklere, meydan okuyarak sokaklara dökülen halkın cesareti hainlerin büyük planlarını alt üst etti. Onlarla baş etmenin tek yolu her türlü ayrılığa rağmen vatan söz konusu olduğunda sorgusuz sualsiz bir araya gelebilen millet olmaktan geçmektedir. En önemlisi de yeni kapı ruhunu oluşturan devlet millet işbirliğinin en üst seviyede tecelli etmesinden asla vazgeçmememiz, Milli güvenliğimizin en önemli teminatıdır.